Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende eşlik ve benzerlik konusundaki benzerlik konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Bir önceki videoda üçgende eşliği anlatmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Üçgende benzerliğe başlıyoruz. Ve ilk kısımda size benzerliğin tanımını vereceğim ve en önemli kısım açı 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 benzerliğinden bahsedeceğiz sizlere. Evet kitabımızda sayfa numarası 70'in sağ tarafı 71, 72 ve 73'ü anlatacağız sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende eşliğin tanımını verirken ne demiştik? Açılar eşit olacak en önemli şeylerden biri ve kenarlar da eşit olacak demiştik. Benzerlikte de şunu diyoruz. Çok benzer aslında. Açılar eşit olacak ve aynı açının karşısında kenarlarda belli bir orantı olacak. Yani bütün açılar eşit ve karşılıklı kenarlarda da bir orantı varsa biz bu iki üçgene benzer üçgen diyeceğiz. Mesela burada burada şöyle bir ABC üçgeni var. Açılar eşit. Hocam ikişer, 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 açılar eşit verilmiş. Hayır aslında 3 tane açı. 2 tane açısının eşit olması demek 3. açı çift çizgiyse nokta çizgiyse. ise 3. açısı da çift çizgi otomatikman eşit olduğunu söyler bize. Bütün açılar eşit ve kenarlarda da belli bir oran varsa kenarlar A, B, C. Bak dikkat et A, K, B, K, C, K olmuş. İşte biz bu iki üçgene ne diyoruz? Benzer üçgen adını veriyoruz. Ya nasıldı? nasıldı? Kenarlar eşit olacaktı. Benzerlikte de belli bir oran olacak. Yani buradan buraya K kat var. Hocam bilmem kaç kat diyorsunuz ama küçülmüş. Belki 1 bölü 2 katı 1 bölü 3 katı da olabilir değil mi? Evet bir de dikkat et kenarlarda aynı açının karşısındaki kenarlar eşit diye eşlikte. Benzerlikte de aynı açının karşısındaki kenarlarda belli bir kat olacak. Burada dikkat et. Mesela noktanın karşısı A iken noktanın karşısı AK olmuş. Çizginin karşısı B iken çizginin karşısı BK olur. Çift çizginin karşısı C iken çift çizginin karşısı da CK olur. Benzerliği yazarken nasıl yazacağız? Hocam ABC diye yazdıysak eğer bak ABC diye yazdıysak öbürü DEF olmayacak. Yine sıralama olacak. ABC'yi yazarken nokta çizgi çift çizgi diye gittim ya burada da nokta çizgi çift çizgi diye gideceğim. Yani EDF şeklinde yazacağım. Ve benzerlik sadece ve sadece yan yatık bir S işaretiyle gösteriliyor. Bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Böyle aynı açının karşısındaki kenarları oranlayacağız. Eşlikte demiştik. Hep söylüyoruz. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşittir. Benzerlikte de aynı açının karşısındaki kenarlar orantılıdır. Ya da tam tersi orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Cümlesini de kuracağız zaten. E burada yapacağımız tek hamle benzerlik yakaladıktan sonra normalde şöyle de denilebiliyor. Hocam AB'nin ED'ye oranı, BC'nin DF'ye oranı eşit. Bir de AC'nin EF'ye oranı eşit deniliyor ama bunu çok fazla kafanıza takmayın. 2 üçgeni benzer bulduysanız eğer açıları yazmışsınızdır demektir. Ya da açılar belli demektir. Açıları yazdıktan sonra da aynı açının karşısındakileri oranla. Tamam. Mesela burada noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı AK eşittir. Bu üçgenden başladıysan buraya bir yıldız at ya da başladığını böyle hangi üçgenden başladığını aklında bulunsun. Çünkü onu hep üste yazacaksın. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı BK. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı CK işte bak hepsini oranladığım zaman A bölü AK, B bölü BK, C bölü CK eşittir 1 bölü K. İşte buradaki 1 bölü K da benzerlik oranı arkadaşlar. Şuraya yazayım. Benzerlik oranı yapıyor arkadaşlar. Unutmayın işte buraya kadar anlattığım şeyi bilirseniz bundan sonrası zaten çok güzel bir şekilde akar. Temel mantık bu. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Arkadaşlar benzerlik oranı her şeylerin oranına eşittir. Ama uzunluk bakımından baktığınız zaman her şeylerin oranına eşittir. Mesela benzerlik oranı çevreleri oranına eşittir. Benzerlik oranı yükseklikler oranına eşittir. Ama aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksin. Nokta açısından çizilen yükseklikler oranı benzerlik oranına eşittir. Ya da açı ortaylar oranı da benzerlik oranına eşittir. Ama aynı açılardan çizgi açılarından çizilen mesela. Ya da yükseklikler oranı ya da kenar ortaylar oranı yine benzerlik oranına eşittir. Dediğimiz gibi ile uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. O yüzden HA bölü HE bak A bölü E. Aynı açıdan çizilen yükseklik. B bölü D. H B bölü H D. H C bölü H F. E, N A bölü N E. N B bölü N D. N C bölü N F. V A bölü V E. V B bölü V D. V C bölü V F. İşte bunların hepsi benzerlik oranına eşittir ve 1 bölü K eşittir. Ya da benzerlik oranı neye eşittir? Çevreleri oranına eşittir dostlar. Bunları da bilelim. Bundan sonrasında soruları yaparız. Peki onu alanda söyleyeceğim ama şimdi de söyleyebiliriz. Bir de benzerlik alan ilişkisi var. O da benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olacak. Alan konusunda bahsedeceğiz ama şimdiden de söylemek istedim. Evet şimdi sorulara bakalım. Ama sorulara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki benden bunu çok duyacaksınız. Ee, bir uzunluk isteniliyorsa geometride özel durumlar yoksa açı ortay kenar ortay gibi ağırlık merkezi gibi özel durumlar yoksa iki konu bizim için çok önemli. Ya dik üçgen e, dik üçgende kendini belli eder. 90 derece varsa dik üçgenden çıkıyordur. Büyük ihtimalle ya da çıkmıyorsa da ne yapacaksınız? Benzerlik. Benzerlik içinde açılara dalmak aşırı derecede önemli. Özellikle açı 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 benzerliğinde bundan çok bahsedeceğim. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Bize vermiş, hala hazırda vermiş. İki üçgeni benzer vermiş. Hangi üçgen? Büyük üçgenle EBD üçgeni benzer vermiş. Bunu bu şekilde benzer verdiği zaman ne demek? ABC üçgenindeki A açısıyla şöyle A açısıyla büyük üçgendeki A açısıyla Öbüründeki E açısı, E açısı birbirine eşit demek bu, değil mi? Sonra B açısıyla D açısı eşit, ama ABC'deki, ABC'deki B açısı x değil, dikkat edin. ABC'deki B açısı x artı 15. Öbüründeki D açısı, o zaman burası da x artı 15 olmak zorunda. Yani x artı 15, bu açıyla bu açı birbirine eşit olmak zorunda, 80'e eşit olmak zorunda ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 65 derece olarak buluruz. Yani örnek 12 direkt 65 çıktı, hatta. Bir de C açısıyla B açısı eşit derdik. C açısıyla B açısı. C açısı şuraya çizgi dersem öbüründeki B açısı yani E, e B, D'deki. burası da çizgi açısı deyip oradaki açıların eşitliğini de gösterebiliriz tabii ki. Neyse. Örnek 12'yi 65 bulduk. Geldik örnek 13'e. Yine benzerlik verilmiş. ABC üçgeni tamam büyük üçgen aklımda. Bir de DF üçgeni. Bir de şu üçgende benzerlik verilmiş. Hala hazırda verilmişse işimiz kolay. Büyük üçgendeki A açısı 95. Nokta koyayım oraya. Öbüründeki D açısı. Burası da nokta olmak zorunda. Yani 95 olmak zorunda. Sonra B açısıyla E açısı eşit olacak. Büyük üçgendeki B açısı çizgi koyayım. Öbüründeki DF'deki E açısı. Buraya da çizgi koyayım. E, 45 dereceydi burası. E o zaman burası da 45. Üçüncü açılarda otomatikman eşit oluyor. 90, 45 daha kaç yapıyor zaten? 140 yapıyor. E 140'ı 180'e yani 40 derece yaptı. Burası 40 derece oldu. E o zaman burası 40 derece ise. Üçüncü açı otomatikman burası da 40 derece yaptım, yaptı mı? Yaptı. Şimdi x'e ulaşmaya çalışacağım ben. Hocam x'i bulmam için şu açıyı bulmam lazım. Bu açı da buradan geliyor zaten. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani şu açının tamamı 45 ile 35'in toplamı kaç yapar? 80 yapar. O zaman buraya 40 kaldı. E o zaman bu üçgende de 95 artı 40 artı x eşittir 180 yapacağından. Şu 100 kaç yaptı? 135 yaptı değil mi? O zaman x'e de ne kaldı? 180 eksi 135'ten 45 derece kaldı. Evet benzerlikler hali hazırda verildiği zaman işimiz kolay. Açıları rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde benzer üçgenler verilmiş. Ayrı ayrı bakın ABC üçgeni ile EDF üçgeni benzer verilmiş. ABC'deki A açısıyla öbüründeki A açısı eşit olacak. Yani burası çift çizgiyken burası da çift çizgi. Sonra B açısıyla D açısı. B açısına nokta koydum. D açısına da nokta koydum. Sonra öbürü C açısıyla F açısı. C açısı çizgi ise F açısı da çizgi. Evet açıları yazıyorum bak farkındaysan. Eşlikli de aynı şeyi yapıyorduk. Açıları yaz sonra aynı açının karşısındakileri oranla. En rahat bu şekilde bulursun. Hadi bakalım. Hocam iki üçgen benzer. E burada benzerlik oranı. Bak burada çizginin karşısı var burada görüyorsun. 15 bölü. Öbüründe de çizginin karşısı x değil mi? Büyük üçgenler benzer. Büyük üç, üçgenin kenarlarına bakıyorum. Sonra bir bakıyorum burada yükseklik var. Aa, yükseklikler oranı da benzerlik oranına eşit. Ama aynı açılardan çizilmesine dikkat ediyorduk buraya baktığım zaman gerçekten de aynı açılardan çizilmiş. Benzerliğe nereden başlamıştım? Buradan. Valla bende bir alışkanlık oldu. Ya böyle küçükten büyüğe benzerlik kuruyorum ya da soldan sağa benzerlik kuruyorum. O yüzden ilk böyle e, siz de kendinize bir alışkanlık yapabilirsiniz. Soldan sağa. Bunu üste yazıyorum ya. Benzerlik oranı aynı zamanda 5 bölü 3'e eşit değil midir? Yükseklikler oranı eşit değil midir? Evet. E bunlar sadeleşti. Işte 3 kaldı. 3 kere 3 9 yaptı. Yani x'i böylelikle 9 olarak buluruz dostlar. Evet örnek 14.9 oldu geldik. En önemli benzerlik teoremine. Açı 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 benzerliği. Arkadaşlar şimdi hali hazırda üçgenler bize işte iki üçgen ABC benzerdir DEF hadi buyurun işlem yapın tarzında gelmeyebilir. E gelmese de ne yapacağız? Biz kendimiz bulacağız. Yani şeylere baktığımız zaman biz benzerliği nasıl yorumluyoruz? Açılar eşit olacak. Kenarlarda da bir orantı olacak diyoruz ya. O zaman açıyla kenar arasında bir şeyler var. Bir üçlü kombinasyon var arkadaşlar. İşte o üçlüler hangileri? Bunlardan en önemlisiyle başlıyoruz. Açı 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 benzerliği. Yani biz diyoruz ki iki üçgende bütün açılar, karşılıklı açılar birbirine eşitse iki üçgende, karşılıklı açılar birbirine eşitse iki üçgen benzerdir. Yani açıların eşit olması iki üçgenin benzer olması için yeterli bir sebeptir. E burada bakıyoruz mesela nokta çizgi, üçüncü açı çift çizgiyse 180'e tamamlayan, Nokta çizgi ise 3. açı çift çizgidir. Yani aslında ikişer açıların eşit olması yeterli bakacak olursak. E tamam. Buraya baktığımız zaman bütün açılar birbirine eşit olduğu iki üçgende o zaman bu iki üçgen benzerdir. Hatta bak bu da yazdıysak A, B, C yani çizgi çift çizgi nokta çizgi çift çizgi nokta E, F, D şeklinde olmak zorunda. Eğer bu harfle yazılım isteniyorsa. Diğer türlüsü de bundan sonrasında ne yapacağız? İki üçgeni benzer bulduktan sonra bizim bildiğimiz ve hep uyguladığımız en önemli şey aynı açının karşısındakilere bakacaksın. Soldan sağa başladın ya da şu şuraya yıldız koydum buradan başlıyorsun. Buradan başladım mesela. Hocam çizginin karşısı A bölü çizginin karşısı E eşittir. Ondan sonra çift çizginin karşısı B bölü çift çizginin karşısı F'ye. O da eşittir. Noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı D dersin ve olayı bitirsin. Hocam hep üçlüsünü mü yazacağız? Hayır. Hangi kenarlar varsa ona bakacaksın. Ve kenarları belli olan üçgenler de kendini benzerlikte zaten belli eder. Hadi iki, iki kenarı varsa o iki kenarı. Yani atıyorum sadece A bölü E, B bölü F'ye bakabilirsin. Ya da A bölü E, C bölü D'ye bakabilirsin. Üçüncü kenarlar boşsa boş kenarları yazmak zorunda değilsin. Tamam. Evet gerçekten çok kolay. Ama açılara dalmayı da ihmal etmeyeceksin burada. iki üçgende açı 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 benzerliğini yakalayabilmek için. Evet geldik örnek 15'e. Şimdi buradaki açılar birbirine eşit verilmiş. Durduk kaldık. Soruya baktık. Soru da bir uzunluk isteniliyor. Hocam özel durumlar yok. Açı ortay o bu şu yoksa ya dik üçgen ki 90 derece yok dik üçgenden çözemem ya da benzerlik. Benzerlik içinde bir araçlar eşit verilmiş açıya dalmak en önemli şeydir arkadaşım. Çünkü benzerlikte aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hangi yerde olursak olalım benzerliğin hangi türünde olursak olalım açı yazmak bizim için çok önemli. Evet e hocam bu açılar eşit eyvallah. E buradaki açıyla da buradaki açı ters açıdan dolayı eşit. A Nokta çizgi 3. açı çift çizgi ise nokta çizgi 3. açı çift çizgidir. Dolayısıyla bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşım? Benzer oldu. Benzerliğe bak soldan başlıyorum. Hadi ilk etapta yıldızı katalım. Benzerliğe buradan başlıyorum. Hocam noktanın karşısı boş. Boş ver orayı sen. Çift çizginin karşısına bak. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Öbüründe çift çizginin karşısı 6 eşittir. Geldim buraya yıldızlı üçgene. Çizginin karşısı 8 bölü. Öbüründe çizginin karşısı x deriz ve olayı bitiririz. Aynı açının karşısındaki oranlar birbirine eşit. Hocam 2 katı olmuş 2 katı olacak. x de böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Evet örnek 15 12 oldu. Geldik örnek 16'ya. Ve örnek 16 ve açılara dalmak çok önemli. Şimdi arkadaşlar bilerek baktım orada. Çünkü sana burada bir kalıp göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle kalıbı göstermeden önce şunu bir birlikte yapalım seninle birlikte. Arkadaş bak bakıyoruz soruya bir uzunluk isteniyor dik üçgen o buşu yok benzerlik benzerlik için açıya almak çok önemli şimdi arkadaş benzerlikte de biz üçgenler arasında benzerlik yapıyoruz ya üçgen seçimi çok önemli üçgen seçimi yaparken de biraz çakal olacaksın kenarları belli olan üçgenleri seçeceksin Bak bu cümlen de çok önemli bazen 10 tane birden üçgenle karşılaşıyoruz 10 tane üçgene birden benzerlik uygulamayacaksın. 10 e, tane üçgenin atıyorum 8 tanesinde kenar uzunluğu yoksa sen o 8 tane üçgeni ne yapacaksın ki? Hangi kenarlar verilmişse o kenarları yoğunlaşacaksın. Mesela burada elimde işimi kolay. Üçgenleri belirleyebilirim. Hocam bir bu üçgen var, bir de büyük üçgen var. İki üçgen var zaten elimde. E açılara bakıyoruz şimdi. Hocam iki üçgende bir açılar eşit. Şurada kaç ya da şöyle karalarsam A çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı büyük üçgende de çift çizgi olmak zorunda değil mi? Evet. Gerçekten de bu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ve sonrasında tek yapman gereken aynı açının karşısındakiler oranına bak. Ben genelde ne demiştim? Küçükten bir yere doğru başlıyorum. Bazen bak üçgenler ayrı ayrı olmak zorunda değil. İç içe de gelebilir böyle. Geldiğinde de üçgeni belirle zaten sonrası geliyor. Hadi bakalım küçük üçgenden başlıyoruz. Çizginin karşısı 6'nın çizginin karşısı hop 12 oranı. Dur. Hadi durma devam et. Dur dur. Durma devam et durdur diyorum. Devam et. Çizginin karşısı 6 bölü. Çizginin karşısı 12 dedik. Çift çizginin karşı, Bak karadı maçın karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı 9 bölü. Çift çizginin karşısı. Hocam x değil. Tamamı. Büyük üçgen ya. Şu küçük üçgenle büyük üçgenle bütün açılar eşit ya. Büyük üçgende çift çizginin karşısına x artı 6 deyip içler dışlar yapıp işlem yapacağız. Dur. Şimdi benzerlik oranı bazen kolay bir oran olacak. Mesela baktım burada. 1'e 2, 1'e 3 gibi, 1'e 4 gibi kolay oranlarla karşılaşırsan kafadan da yapabilirsin. Mesela baktık buraya. Çizginin karşısı 6 iken çizginin karşısı 12 olmuş. A 2 kat var. O zaman çift çizginin karşısı 9 ise çift çizginin karşısı 2 kat olur. 18 olur. X artı 6 18 ise x de böylelikle kaç gelir? 12 olur. Yani sen buradan işlem de yapsan yine sonucu 12 diye bulacaksın. Şimdi sana burada bir tavsiye vereyim. Ee, kalıp 1 diyeyim buraya da. Bak sorusunu çözdük. Birinci kalıp böyle üçgende benzerlikte özellikle açı 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 benzerliğinde ben iki kalıbı çok severim. Birinci kalıbım şu. Ben bu kalıptan bahsetmiş miyim diye şöyle bir bakıyorum da bahsetmemişim. Burada bahsediyorum. Konu anlatımı yaparken. Arkadaşlar kalıp bir ne biliyor musunuz? Eşit iki açı olduğunda ortak açı ara. Ortak açıyı bul. Ortak açıyı bul. İşte kalıbımız bu. Nasıl yani? Hocam bak şöyle bir üçgende mesela. Adam şöyle bir şey çizdi mesela. Nokta burası nokta burası. Bak iki üçgen var elinde. Bir bu üçgen bir de büyük üçgen. Eşitlik açı var mı? Var. Ortak açıyı bul. Hocam burası. Karaladım. E nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladım. Üçüncü açı burada da çift çizgi olur. Aa gerçekten küçük üçgenle büyük üçgen benzer oldu. E o benzer olduysa ne yapacağız? Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Ya da bu şöyle de gelebilirdi kardeşim. Bak şöyle de gelebilirdi. Şurası nokta açısı burası da nokta açısı şeklinde de gelebilirdi. Fark etmez. Bu sefer içimiz daha zor gibi duruyor. Çünkü 3 üç tane üçgen var. Hocam bir üçgen burası. ikinci üçgen şurası. Üçüncü üçgen de büyüyor. Ama ortak açı arayacağım. Ben şu üçgenle şu üçgende ortak açı bulabiliyor muyum? Yok. Ama bu üçgenle büyük üçgene baktığın zaman ortak açı. Şurası değil mi? Kırmızıyla göstereyim hatta. Şurası. Nokta karaladığım küçük üçgende üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı büyük üçgende çift çizgi. Yani Tamamı çift çizgi olacak deriz. E sonra sarı üçgenle büyük üçgen benzer oldu ve tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Evet, birinci kalıbımız bu arkadaşlar. Eşit açı olduğunda ortak açı kalıbı. Gerçekten çok kullanıyoruz. Geldik buraya. Bak, eşit açı olduğunda ortak açı kalıbı maalesef yok. Bak, üçgenlere dikkat edeceksin hocam. Şu üçgen ve elimde noktalı çizgili bu üçgen var. Maalesef bu iki üçgende ortak açı kalıbı yok. O zaman kalıpsız bir şekilde yapacağız. Açılar verilmiş ya. O zaman açılara dalacağız. Dal açıya kardeşim. E burası alfa ise burası alfa. ABC ikizkenar üçgen demiş. İkizkenar üçgen ve AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Oo, ikizkenar ya. Açıya da dalmam gerekiyor yani benzerlikte. Hocam ikizkenar tabanına ait yükseklik çizsek ne olur? Ya bir kere 11/2 ile uğraşırsın. Bir e, İkincisi de arkadaş açı vermiş sana. Açıya dal diyor zaten. İkizkenarda da uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsak açıya dal demiyor muyduk? Evet. Yani burada da açıya dalalım. Da e o zaman burası beta ise burası da beta değil midir? Evet. Bak alfa beta 3. açı çift çizgi ise alfa beta burada da 3. açı çift çizgi midir? Aynen öyle. E sonrasında ben şuraya A diyeyim. A'yı bulabilirim. Niye? Bu üçgenle bu üçgen benzer. Soldan sağa benzerlik kuralım. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı A. 3 bölü A eşittir. İki üçgende bütün açılar eşit olduğu Açı 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 benzerliği. Burada bak betanın karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı 12 bölü. Buradan başlamıştım. 12 bölü. Buradaki çift çizginin karşısı 8. Hocam buradan buraya kaç geliyor? 3'e böl, 3'e böl. 4 geldi. 4 ile bu sadeleşti. 2 yaptı burası değil mi? 4 ile bu sadeleşince. O zaman A kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. A2. E hocam bu bir ikizkenar kenar üçkendi. Yani burası 12 idi. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 10 kaldı. Yani X böylelikle 10 yapar. Örnek 17'yi 10 bulduk geldik örnek 18'e. Bak, üçgenler kendini belli eder. Hocam, şu üçgenle şu üçgende açılar eşit. Ama üçgenleri belirledin ama üçgenleri belirlediğin zaman ikişer kenarının mevcut olması lazım. Yani benzerlik kurabilmen için en az ikişer kenarının mevcut olması lazım. Evet. Çakallık yapıyoruz. Doğru. Üçgenleri açı eşitliği verildiğinde açılar eşit olan üçgenlere bakıyoruz ve ne yapıyoruz? İkişer kenar var mı? Yok. Sadece bir kenar var. Hocam x x de kenardan sayılır. Yok bunları alamam. Bir de noktalı şu üçgen yok mu arkadaşım? Evet. A noktalı dediğime bakmayın. Çizgili bu üçgen var. Çizgili bu üçgendeki kenar var mı? Var. Bak. Burası ve burası gördün mü? Var. E bir de çizgili bu üçgende arkadaşım şu kırmızı üçgen var. Tamam. Üçgenleri belirledin. İki açıları eşit. A sarı üçgen ve kırmızı üçgende ortak açı var mı? Var. Bak çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise orta açı kalıbı çizgiyi karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir dedik. O zaman sarı üçgenle kırmızı üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman benzer. Sarıdan başlıyorum. Çizginin karşısı 6 ise çizginin karşısı 4. 6'nın 4'e oranı. Aynı açının karşısındakileri oranlıyorum. Sonra burada karaladığım açının karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı 8 değil 4 değil. Çift çizginin karşısı sarı üçgende kaç? 12 bölü sarı üçgenden başlamıştım benzerliğe. Hatta yıldız atayım böyle de iki etapta sonra sıkıntı yaşamayalım. Başladığımızda yıldız atıp üste yazalım onu. Burada ne dedik? Çift çizinin karşısı 12 dedik. Burada da çift çizinin karşısı x değil 6 değil. Bak mı? burası değil mi arkadaşım? x artı 6. E, 6 ile 12 sadeleşse 2 yapar 2 kere 4 8 yapar. 8 x artı 6'ya eşit olur ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Örnek 18'de böylelikle 2 çıkar. Ortak açı kalıbı gördüğünüz üzere gençler. Ve üçgenler verildiğinde benzerlik olduğunu hissettiğiniz zaman böyle açı verildiğinde böyle açıs, açılı üçgenleri seçin. Ama üçgen seçerken iki kenarı da eşit olan üçgenlere. Yani iki kenarı olan üçgenlere bakın. Birer kenar varsa işime yaramıyor. En az iki kenarının olması lazım. Geldik şuraya. Arkadaş soruya baktık. Dik üçgenden oradan buradan şuradan çıkmıyor. O zaman benzerlik. Benzerlik için açıya dalacağız. Dal açıya alfa alfa. Bir de sana paralel verilmiş. AB ile şu paralellik verilmiş ya. Hem paralellik var hem de açıya dalmam gerektiğini biliyorum ben. A hocam Z kuralı yok mu burada? Var. E ben buraya beta dersem burası da beta değil midir? Evet. Alfa beta 3. açı çift çizgi ise alfa beta burada da 3. açı çift çizgi değil midir? Aynen öyle. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Açı açı açıdan bütün açılar eşit işte olduğundan dolayı. E o zaman benzerliği kullanalım bakalım. Şimdi burada zaten Alfanın karşısına bakıyorum. X bölü öbüründe alfanın karşısı 9. Sonra betanın karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı var. 4 bölü. Bak yıldızlı üçgen burası. Buradan başlamıştık. Burada nereye baktım? Çift çizginin karşısına. Burada da çift çizginin karşısına bakacağım. X'e bakacağım. İşler dışlar yapınca x kare eşittir 36 gelir ve x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani örnek 19'u 6 buluruz gençler. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'ye geldikten sonra da sana bir kalıp vermek istiyorum. Kalıp 2. Açı açı açıdaki kalıp 2. 90 dereceler eşitliğe de bahsetmiştim. 2 ya da bakın 2 ya da daha ayrı yazılır. Neyse. 2'den fazlaysa dal alfa beta'ya. Alfa beta'ya dal. Bitti. Ya hocam dik üçgen yok mu burada? Var. Pisagor bağıntısı. Hemen baktın. Ama Pisagor bağıntısından sonra burada bir işlem yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bak. Ne diyoruz öncelikli olarak soruya baktığımız zaman? Her zaman şunu söylüyoruz. Dik üçgenden uzunluk çıkıyor mu? Çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyorsa benzerlik. Benzerlik içinde açıya dalman gerekiyor. A 90'lara da uçuşuyorsa dal alfabete. Bir yerde başla. Bir dik üçgenle başla. Dik açı hariç. Diğer iki açıya alfabete de. Hocam alfa ile beta'nın toplamı 90. Beta 90 sa sıradaki alfa. Çünkü bu iki açının toplamı 90 olur. Alfa 90 sa sıradaki beta. O şekilde sıradaki şeklinde geç. A gerçekten de şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E, bütün açılar eşit işte olduğundan dolayı. Benzer olduysa bakıyoruz arkadaşlar burada. Beta'nın karşısı 3, beta'nın karşısı x, alfa'nın karşısı 4. Bak 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 bak. Alfa'nın karşısına gidelim. Alfa'nın karşısı 4 iken alfa'nın karşısı kaç olmuş? 12. Hocam 4 bölü 12 eşittir beta'nın karşısı 3 bölü beta'nın karşısı x deyip işler dışlar yaparak bulabilirsin. Ya da alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 12 olmuş. Kaç kat? 3 kat. Hocam benzerlik oranı 1'e 3. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı da 9 olur. 3 katı 9 olur dersin. İstersen buradaki içler dışlardan da 9'u da bulabilirsin tabii ki. Tamam ama kolay benzerlikler de bu şekilde kısa yoldan yap kardeşim. Örnek 29 çıktı. Geldik örnek 21'e. Hocam soruya baktım. Dik üçgen 5 yazdım. Başka da dik üçgenden Pisagor bağıntısından soru moru çıkmıyor. E ne yapacağız? Hocam şuradan dikten dik çizsem böyle öklüt oluştursam. Hayır kardeşim. Dikten dik çizme diye bir öklüt bağıntısı var mıydı? Yoktu. Yani bunu siliyoruz. E ne yapacağız? Soruya baktığımız zaman hocam zaten elimizde iki tane dik üçgen var. Bir bu dik üçgen bir de büyük dik üçgen. E 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dal demiştik. Alfa 90 sa sıradaki beta Hocam büyük dik üçgende de alfa burası 90 burasıysa burası da beta mı oldu? Evet. Yani senin bu sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Şimdi 90'ın karşısı var burada büyük üçgende. Dikkat et. O yüzden 90'ın karşısıyla başlıyorum. 90'ın karşısı 5/90'ın bölü karşısı 15 deyip dur. Dur. Hocam güzel bir kat var burada. 5 ken 15 olmuş. 3 katı var. E o zaman burada alfa'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı direkt 9 diyebiliriz. Ya da Hocam alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı büyük üçgende 9 deyip sonuca da yine ulaşabiliriz. İşler dışlar yaparak x deyip pardon x'i yine 9 olarak bulursun. Ya da benzerlik oranı 3 kat ya alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı büyük üçgende 3 katı 3'ün 3 katı 9 çıkar diyebiliriz. Tamam. Geldik örnek 22'ye Hocam 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. Ama başka bir dik üçgende başka bir özel üçgen olmasaydı hiç orayı bulmayla da uğraşmazdım onu da söyleyeyim. Pisagor bağıntısından çıkmıyor. E 90 dereceler. 2 ya da 2'den fazla. Ne yapıyoruz? Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Bak alfa 90'sa beta. Tamamı 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa burası da beta. Yani senin şu üçgeninle bu üçgenin ne oldu? Alfa beta 90'dan dolayı benzer oldu. Hocam bu üçgenler küçük üçgenden başlayalım benzerliğe. Şimdi burada ne var? 12 nerede betanın karşısında? O zaman betanın karşısından başlayalım. Beta'nın karşısı 8 bölü. Beta'nın karşısı 12 Burada da 90'ın karşısında da x var ya o zaman 90'ın karşısını oranlayalım. Yani alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı boş. Burayı bulmayla uğraşma. 90'ın karşısı var burada 10 bölü. 90'ın karşısında burada x artı 8 diyeceğiz ve işler dişler yapacağız. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3, 2'ye bölsen 2'ye bölsen 5. 5 kere 3 15. 15 eşittir x artı 8 yapar ve x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Ve cevap böylelikle 7 çıkar dostlar. Görüyorsunuz kolay değil mi? Gerçekten kolay. Yeter ki benzerlik olduğunu biraz hisset. Evet şöyle bir katlama var. 9 burası 15 burası. Tamam. Şimdi burada katlama olduğu zaman ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk değil mi gençler? Eski haline şöyle bir geri açalım bakalım şeklimize. Eski haline geri açtık. Hocam eski halinde şurası xken burası 15 ya. Şu katlamada burası da x olur. 15 iken burası da 15 olur mu? Olur. E sonra burası kaç? 9. E 9 burası. 9 15 dik üçgen 3 4 5'in katı 9 12 15 üçgeninden burası 12 çıkar ve benden x isteniyor. E tamamı 15 ya. E. 15 olduğundan buraya da 3 kaldı. E hocam burası 90, burası da 90. E bir de katlamada üst üste binen açılar eşit değil miydi? 90 ise burası da 90 derece değil mi? Evet. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? X isteniyor benden. E hocam şöyle şekle baktığımız zaman 90'lar da uçuşu. Dal alfa ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Senin şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Bak betanın karşısı küçükten başlıyorum. Üçgen betanın karşısı 9 oldu. Kafadan yapacağım. Üçgen 9 oldu. 1'e 3 oran var. O yüzden burada 90'ın karşısı x ise 90'ın karşısı da burası 3x olmak zorunda. 3 katı olduğundan dolayı. 3x eşittir 15 ise x ile böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Oldu bitti. Bu kadar basit kardeşim. Ortak bir kat varsa Kolay bir kat varsa kolay yoldan yapmanı tavsiye ediyoruz her zaman. Örnek 23, 5 çıktı. Geldik örnek 24'e. Arkadaş 10 var, 15 var. Bu bayrak direği böyle dikilmiş. Burası 10, burası 15 olduğunu biliyoruz. Ve dikdörtgen şeklinde burası da 90 derece konumunda. Bu, bu Burası bozulmuyor. Hala daha burası da 90. Şimdi D köşesinin zemini olan uzaklığı isteniyor bizden. Arkadaş D'den böyle zemine dik çizersem Valla baya bir karışacak gibi şekil. Ben bunu böyle çizmektense daha farklı bir şekilde yapmaya çalışayım dostum. Çünkü e, şekil 1'deki D köşesi. Ha benden şu uzunluk isteniyor. Tamam. Yani şu uzunluğu bulacağız. Eee arkadaş 10 ken, burası 10 ya. Şu X'i bulursak olay bitti mi? Bitti. Bak şurada ne var? 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. Hocam dikdörtgenden dolayı burası da 90. A 90'lara havada uçuşuyor burada. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Senin şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Bakalım güzel bir kat var mı? Bu 15 betanın karşısı betanın karşısı 6 yok. O zaman benzerliği yapalım. Küçükten başladım. Betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı 15 eşittir. Burada alfanın karşısı lazım bana. O zaman alfanın karşısını oranlayalım. 8 bölü alfanın karşısı x diyelim. 3'e böl 3'e böl 2 ve 5. 2'ye böl 2'ye böl 4. 4 kere 5 20. X'i böylelikle 20 buluruz ama cevap 20 değil. X 20. Arkadaş x 20. Şurası da 10 değil mi? Evet, yani buradaki 30 uzunluk kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. E o zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Örnek 24'te 30 çıkar. E bu kadar basit. Geldik bir sonraki soruya. 12 15 ne üçgeni? 9 12 15. Şimdi bir katlama olmuş. Katlama olduğunda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Eski haline geri getirdim şöyle bir. Hocam, şurası hala da eskiden 9 12 15'ti. Şöyle katladığım zaman ne oluyor burası? 15 iken burası da 15 olur. 12 iken burası da 12 olur. a burası çıkmış oldu. 12, 12, 24, 6 daha 30. Yani şurası 30 mu oldu? Evet. Benden CD uzunluğu X isteniyor. Tamam. Buluruz arkadaş. Arkadaş buluruz. Nasıl bulacağız? E hocam baktığın zaman 90'lar 2 adakiden fazla. Hatta şöyle yapalım arkadaş. İlk üçgende alfa beta diyelim şuraya. Alfa 90'sa sıradaki de betadır. Şu üçgenle. Büyük üçgen benzer mi? Benzer. Büyük üçgende 90'ın karşısı var. O zaman 90'ın karşısından başlayayım. A 90'ın karşısı 15 ken. 90'ın karşısı 30 olmuş. Kolay bir kat. Kafadan yapıyorum. 15 ken 30 olmuş. 2 kat var. Arkadaş benzerlik oranı 2 kat. E benden beta'nın karşısı isteniyor. Beta'nın karşısı 12 ise beta'nın karşısı 2 kat. 24 olmak zorunda. O zaman x artı 15 eşittir 24 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Örnek 25 böylelikle 9 çıkar arkadaşlar. E, örnek 25'e 9 bulduk. O zaman a açı 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 benzerliği. Yani benzerliğin tanımı ve açı 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 benzerliğini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.